İşte sol tarafta müze, kahve mandalin meydanı ve onun arkasında beyaz bina. Onun önünde 79 numara trolibüs duruyor gidişte müzeye gelişiniz zaman. Ve şimdi çabuk trolibüs tam meydanda durmaz ama meydana paralel olarak, sağ tarafta paralel olarak ilk 5 dakika falan bütün yolculuk trolibüs ile. Ve çok yürüme gerek yok. İşte şimdi önemli olan yukarıda bakın heykel var. Kalenin önünde Gellert'in tepesi o. Buradaki de yine bir başka dinsel bir tam karşımıza gelen küçük bir anıt. Evet. Saat dolanıyor. Sonra dönüşte de biraz parlament önünden geçecek. You also go past parliament later. Tat müzesi. Tat müzesine gitmek çok kolay. İstasyonun karşısından. Tepesi bu Kardinal Gellert, o din adamı kardinaldi galiba o da. Bakın palmiye tutuyor elinde, gördünüz mü? Yukarıda şimdi. Gellert Tepesi'ndeyiz gece. Hüseyin önden çektirelim Ayrı'ya. Feren bak şunun önden heykeli. Macaristan, Budapeşte'nin Gellert gece tepesi. Görünüşü. Budapeşte bayağı büyük bir şehir ama ha. Saray da güzel ışıklandırılmış. Bu da zincirli köprü. Her şeyi yapmadılar. Evet, 7 numaralı tramvayla geleceğiniz şey otobüsle neydi? Bir arkadaş çok biliyordu. Bakın aslında. Bir şey Hayat Oteli vardır. Hayat Atrium. Buranın en eski otellerinden biridir. Hayat Atrium. Kaçtayınca abinin ışığınız müsait zaten. Şimdi arkadaşlar burada bunun karşısında zannediyorum bu binada vardı. Çaprazlamasına koymuşlar. Bir tanesi, bunların dışı üç renkli bayraklar. Bir tanesinin ortası yuvarlak kesilmiş. O şey de... Bayrağı gösteri sırasında delmişler. Haç ve çekici çıkartmak için. Yollar, caddeler, otoriteler bile geniş yapılmıştı. O günleri düşünmüşler. Thank you.
Metro ile labirentin içine gireceğiz şimdi. Teleferik gibi bir şeyle çıkacağız. Teleferikle denizlere çıkıyoruz. Labirent gibiymiş burası.
Gezimizin sonuna geldik. Havaalanına doğru gidiyoruz. Yolumuz bitti. Havaalanına geldik. 2 kilo lira. Bunların da 2 kilo varmış.